Uykumuz açılsın diye kahve. Mustafa Güneşçe diyorum, evet. İyice baktınız mı? Tanık manık kalmasın. Ne? Ya apır sapır konuşmam. Benim adım hiçbir yerde geçmiyor ki. Ben gizli ortağım, öyle de kalacak. Ne? Yanarsa beni de mi yakarmış? Kim oluyormuş lan o? Sen onu bunu bırak da benim dediğimi yap. Bak. Davayı Güralp hukuk alıyor. Dava kaybettikleri görünmemiştir. Eğer şahit mahit falan varsa derhal inşaattan uzaklaştırın. Suat. Tamam, tamam hadi. Ara beni. Kiminle konuşuyordun sen? İşle ilgili. İş mi? Kimi kandırıyorsun? Ver bakayım şunu. KLM inşaat mı? Ne oldu? Utandın mı? Ay tamam. Gelme üstüme, al. Ne oluyor sana Firdevs? Bana bir şey olmuyor da. Asıl sana ne oluyor Suat? Allah Allah ya. Ya bak işin başından aşkın delirtme insanı ha Firdevs. Ben çıkıyorum. Nerede bunun şarjı? Kime aldın sen bu gerdanlığı? Şu şarjı benim elimin altından niye alırsınız ki? Hah burada. Bunun burada ne işi var? Ha, o yüzdenmiş Firdevs'in bu hallere. Çok da güzelmiş. Küçük ama zevkli. Da yazayım. Ne zamandır böyle? Vallahi 10 dakikadır böyle. Tamam. Enginar'da alalım. Limon. Ah. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Vallahi bütün işi gücü bırakıp mutfağa girdiğine göre bir şey var. Sen söyle. Bugün öğle yemeği benden. Size harika bir menüm var. Aman gözünü seveyim Feraye. Portakallı ördek falan yapayım deme ne olur. Yani portakallı ördek yok ama portakallı kereviz var. Yani illa o portakalı bir şeyin içine koyacağım diyorsun. Bırak yapsınlar Hacı abla. Nazire abla.
Sen şunları bir an önce al dur. Yemeğimiz geç kalmasın. Hemen, hemen. Aile yemeği mi? Hı hı. Özledik değil mi? Hem de çok özledik. Şöyle hepimiz bir araya gelelim, güzel bir yemek yiyelim. Sonra sen de bana şu Zeynep işini adam akıllı bir anlat. Tamam, konuşuruz sonra. Yuvayı dişi kuş yapar Feraye. Sen iyisen, herkes iyi. Ama sen böyle bir sendelersen herkes darmadağın olur. Haklısın. Gözünü seveyim, doğru düzgün bir şeyler yap. İki tane yumurta kırar yerim inanki. Ablacığım merak etme. Bugün parmaklarınızı yiyeceksiniz. Oo, yoksa yemek mi hazırlıyorsunuz? Bugün yemekler Feraye'den. Hmm, ben de çok özlemişim be abla. Nazire, bize iki tane kahve yap. Hemen, biliyorum. Demek bize yemek hazırlıyorsun ha? Hı hı. Elin nasıl oldu? Şimdi daha iyi. İyi olduğuna sevindim. Senin sayen. Günaydın. Adliyeler nasıl gelecek? İcra müdürlüğüne dilekçe verilecek. Canım bana da bir kahve getirin. Ay pardon. Pardon uyuyakalmışım. Ceketiniz? Uyuyakalmıştım ben de üşüme diye üstünü örttüm. Saat 9 olmuş ben de hemen kahve alayım. Şey, evet evet kahveleri al. Sonra da inşaata gideriz. Herkes gelmiş zaten. Ortalık hareketlenmiş. Suat Bey günaydın. Hoş geldiniz. Buyurun. Kızım bana bir kahve getir. Kahveleri Elif yapmıyor. Getirirler şimdi. Hangi rüzgar attı sizi sabah sabah? Hiç. Geçiyordum. Damadımın bir kahvesini içeyim dedim. İyi yaptınız. Yarın saat 5'te seni öptüğüm yerde buluşalım. Sana bir sürprizim var. Feraye Hanım. Öğlen hep birlikte güzel bir yemek yiyeceğiz. Senin de olmanı istiyorum. Bugün mutlaka katılman gereken bir ders var mı? Yok. Olsa da hallederim. Güzel. Sanırım kırmızı toz biberi de alerjim varmış. Evet, siz nereden bildiniz? Nazire söyledi. Merak etme yemeklerine koymayacağım. Sağ olun. Yemekte görüşürüz. Elif'le konuştun mu? Gece boyu 40 kere konuştuk ya abla. Ya bu ofiste kalmak ne demek? Benim hiç aklım almıyor yani. Ya madem gece mesaiye kaldın, sabah kalk dön evine yani. Anladım ben seni. Sen yetişemeyecek diye korkuyorsun değil mi? Kız merak etme. Belki sana hediye bakıyor. Ya onu mu diyorum ben? Ay doğum günümü bile unutmuştum yani. Ayrıca ne hediyesi bakıyor ki bana? Allah aşkına pahalı bir şey almayın. Seni istemem yan cebime koy. Hiç ısrar etme. Söylemem hediyenin ne olduğunu sürpriz. Ay gevşek. Bana baksana sen. Sen sabahtan beri niye oturuyorsun? Kalk da yardım et bana biraz. Ya abla bankadan arayacaklar ya bugün kredi için. Aramadılar. Niye aramıyorlar? Ya arayacaklar. Dur daha gün bitmedi. Ay verseler şu krediyi. Versen parayı Kürşat'a kurtulsam. Kavuşsam oluşma. İnşallah inşallah. Yıldız ben bunları buraya koydum. Sen de makineye yerleştirirsin tamam mı? Benim çıkmam lazım. Tamam hazırlan sen. Ay kolonyan nerede? Çantanda mı? Ellerim çok fena çamaşır suyu kokmuş. Ha, yukarıda çantamda. Tamam. Hadi be. Gerdanlık. Abla. Abla dur ben veririm sana. Aa ben alamayacak mıyım kız?
Ya ablacığım, çantam çok dağınık, ayıp olmasın sana diye al. Bir şey mi saklıyorsun sen? Aa ama abla ya, senin de bu kuruntuların. İşinde bir şey lazımsa Ankara'da çok arkadaşımız var. Bir el atsınlar istersen. Sağ olun, hiç gerek yok. Bu ofiste işler öyle yürümüyor zaten. Hakkımızı alırız. Tabii tabii, doğrusu o aslında da. Çok pardon, özel konuşmam gerekiyor. Lütfen. Evet, Mustafa Güneşçi. Ben bakıyorum. Bir saniye bekleteceğim sizi. Telefonumu geç kalıyorum. Yok abla, bankadan arayacaklar. Arayana kadar çıkma, lütfen otur. Kızım Firdevs bekler, laf mı işiteyim? Ya kredi çıkmazsa abla? Ha? Nasıl alacağım ben oluşumu? Bu son şansım abla. Ne olur banka arayana kadar gitme ya. Ha, banka arıyor. Ay aç aç. Alo? Evet. Evet, 100.000. Ama ne diyor? Tamam, teşekkür ederim. Çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Hayır, bende şans olsa, tarih olsa çıkar zaten. Çıkmadı. Ya Allah Allah, sabah sabah bir hayır dile kızım. Yani işlemler devam ediyormuş, arayacaklar. Ay çok şükür. Abla, belki doğum gününde hayırlı bir haber gelir. Heh, şans getirir doğum günün. İnşallah. E hadi sen çıkmıyor musun? Yok, sen çık. Ben banyoya gireceğim. Bakalım neymiş hediye. Bu ya. Aman sahtedir canım. Bunun gerçeğine güç mü yeter? Taksam mı acaba? Yakıştı. Kuzey Bey, davada sözü bu. İnşaatın konumuyla ilgili belgelerin de çıktısını aldım. Avukat olduğumuzu söylemeden gözlemleyeceğiz. Tamam? Sessizce. Önce izleyeceğiz. Anladım Kuzey Bey. Alo? Gülistan teyzeciğim, merak etme. Kuzey Bey'leyiz şimdi. İnşaat alanına gidiyoruz. Ya merak etme sen bunları. Kuzey Bey bir söz verdiyse mutlaka tutar. Kuzey Bey, teşekkür ederim. Neden teşekkür ediyorsun? Bir şey mi oldu? Beni yanıltmadığınız için. Tam da tanıdığım adam olduğunuz için. Nasıl? Birine bakınca içini görürsünüz ya. Simsiyah gibi görünen bembeyazdır bazen. Soğuk bir duvar gibi görünen, duvarların ardında yüreği sıcacıktır aslında. Sizin başka dünyalara karşı kör olmadığınızı biliyordum. Onları gördüğünüzü, önemsediğinizi tahmin ediyordum. Siz çok başkasınız Kuzey Bey. Hadi gidelim.
Kime aldın sen o gerdanlığı? Firdevs. Gülüm. Alo. İyi. Değişmemiş telefonun. Yıldız. Niye koydun o gerdanlığı çantama? Suat, hemen buluşuyoruz. Gelip alıyorsun bunu. Yıldız, o gerdanlığı ben sana yaptırdım yıllar önce. Bir türlü verme fırsatı bulamadım. Sen de kalsın. İstemiyorum dedim Suat. İstemiyorum. Hemen gel al şunu. Tamam, arayacağım ben seni. Al. Kapattı. İşten arıyorlar. Kontrol edeceksen et yine. Neredeydin? Kuzeye uğradım. Sonra da bunu almaya gittim. Bu ne? Bu sana yaptırdığım gerdanlık. Aldığım gün taşı düştü. Ben de yaptırıp tekrar getirdim. Sen bunu bana mı aldın? Başka kime alacağım gülüm? Ay canım kocam ya. Neredesin ya? Ne oldu baba? Acil yardımına ihtiyacım var. Aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Baba ne oluyor ya? Kuzey'in aldığı bir davayla ilgili bana bilgi getirmen gerek. Mustafa Güneşçe davası. Ne istediğinin farkında mısın baba? Ajanlık mı yapacağım nişanlımın ofisinde? Şişt, kızım sus, bağırma ya. Ya önemli diyorum. Merak etme. Kuzey'e hiçbir zarar gelmeyecek. Ama babanı birazcık düşünüyorsan yardım et. Kusura bakma baba. Ben kimse için Kuzey'i karşıma alamam. Kimse için onu kızdıramam. Kızım, ya Kuzey'e bir şey olmayacak. Onunla hiçbir ilgisi yok ki. Olmaz, olmaz baba, olmaz. Ya hem Kuzey benim yanımda dava mava konuşmaz ki. Ayrıca ofise gitmemden bile hoşlanmıyor. Hoşlanmaz tabii. O stajyer kız varken. Ne kızı? Elif Mine. Geçen büroya gittiğimde ofisindeydi. Sabaha kadar bu dava üzerine çalışmışlar. Ama keyifleri yerindeydi, böyle kakara kikiri haller filan. Ne var bunda? Olabilir. Sonuçta iş bu. Yeri geliyor sabaha kadar çalışıyorlar. Kızım, ben erkekleri iyi tanırım. O işler bir gün iş, bir gün aşk olur. Kuzey öyle biri değil baba. Tamam. Sen büroya gitme, babana yardım etme. Kuzey'i de o kıza kaptır. Baba ya, of ya. Baba ya, of ya. Öyle tabii. Baban bu dava yüzünden bütün itibarını kaybederken sen böyle otur izle. Madem yardım etmiyorsun, bu hayatını da unut. Ege? Hayırdır? Seni merak ettim de Bülent amca. İyiyim oğlum ben, merak etme. Dün de geldin. Her şey yolunda mı? Bir sıkıntı yok umarım. Nasıl yani? Anlamadım. Arda bir yere para mı götürmüş? Orada bir kavga mı olmuş?
bir şeyler diyorlardı. Yok, yani bildiğim kadarıyla yok. Neyse, bir şeye ihtiyacınız olursa avukatın olarak ben buradayım biliyorsun. Sağ ol Bülent amca. Ne demek Egeciğim? Bülent, telefonun canım. Müsaadenle. Ne demek? Ege? Zeynep? Ne işin var burada? Telefonu tamirde alıp geleceğim. Bunu söylemek için mi geldin? Hayır tabii ki. Seni görmek için geldim. O bahane. Akşam buluşuyoruz değil mi? Seninle konuşmam gereken önemli bir mesele var. Ne oldu ki? Boğaz'da lüfer akını varmış. Konuyu bir tartışalım diyorum. Sence de aşkımızı konuşmanın vakti gelmedi mi? Aşkımız mı? Aşkımız. Bekleyeceğim. Seni öptüğüm yerde. Bu Ege'nin aşık olduğu kız kim ya? Kim? Of, yol geçen hanına döndü. Ne var? Melis. Baba. Gelebilir miyim kızım? Bırak bırak toplama kalsın. Kalsın. Çocukluğunda da böyleydin. Bebeklerinin kıyafetlerini çıkartıp böyle tek tek yatağın üzerine sererdin. Bayılırdın onları giydirmeye. Sonra bizi çağırırdın. Onları yatağın üzerinde yürütür, bize defile yapardın. Biz de alkışlardık seni, çok hoşuna giderdi. Beni alkışlaman hala çok mutlu ediyor baba. Yani ama uzun zamandır sanki beni görmüyor gibisin. Neyse, elin nasıl? İyi, iyi. Daha iyi kızım. Melis, ben seni hep görüyorum. Ve görmeye devam edeceğim kızım. Bak, çocukluk bir tiyatro sahnesinde oyunun bitmesi gibidir. Oyun bittikten sonra herkes ayakta alkışlar seni. Alkışlar, alkışlar. Ama büyümeye başladıkça o alkışlar azalır. Azalır, tek tüke düşer. Ama annen ne baban hep alkışlar seni. Hep. Şartlar ne olursa olsun kızım. Ama sen o alkışlara alıştığın için etrafındakileri göremeyebilirsin. Oysa biz oradayız kızım. Senin yanında, hemen arkanda. Bak Melis'ciğim, ne olursa olsun son nefesime kadar seni alkışlamaktan vazgeçmeyeceğim. Ya. Hep alkışlayacağım güzel kızım. Babam. Canım. Bir tanecik kızım benim. Güzel kızım. Mis kokulum. Kafanda paralayacağım o kolyeyi. Arayacağım diyor, bir de iki saattir aramıyor beni ya. Aa. Nerede ya? Nerede, ben buraya koydum. Nerede bu Allah'ın cezası şey? Ay kız Mürvet. Kekinden de yapsana. Suat sever. Olur, yaparım. Özel bir gün mü? Ya değildi, sayılır yani. Ya kocamın kalbini kırdım. Ya bir gerdanlık olayı vardı ya. Dün Serfika getirdi. Hani kuyumcudan olan. Ha evet. Ya salak gibi ben de bir başkasını aldım sandım. Meğerse bana almış. Taşı düşmüş, gitmiş yaptırmış, getirdi. Dur sütü vereyim. Hayır yani öyle bir gerdanlığı Suat benden başka kimi alır ki? Bendeki de akıl. Baksana şunun güzelliğine. Thank you.
Kuzey Bey geldi mi? Geldi. Ne oluyor ya? Yavaş. Uyuz. Neyin peşindeyse. Uyuz muyuz ama kaptı davayı. Kuzey Bey. Ay. Nereye gittim? Ha Kuzey Bey, size çok önemli bir şey söylemem lazım. Siz gittikten sonra çok önemli bir gelişme oldu. Melih, bir sakin ol. Dur, tamam, bir sakin ama ol. Ama söylemem lazım. Hani bir tane çocuk vardı ya, inşaatı kağıt toplayan. Tamam, bir sakin ol. Gel, gel şuraya bir su iç. Bir sakin ol. Ama anlatmam lazım. Anlatırsın, i̇şte o... tamam bir sakin. Bekle. O çocuğun babası olayın olduğu gün inşaatta çalışıyormuş. Elif, şunu bir iç. Yavaş yavaş nefes nefesesin. Bayılacaksın şimdi. Tamam, sakin. Tamam. Sen büroya gitme, babana yardım etme. Kuzey'i de o kıza kaptır. O kadar kolay değil. Kuzey benim. Buldum. Mustafa Güneş'i olayını bilen bir tanık buldum. O gencin ölümüne kim sebep olduysa bugün öğreneceğiz. Vay vay vay. Ay, bir kuş sütü eksik ha. Oldu değil mi abla? Hem de çok güzel oldu. Zeynep bu eve geldiğinden beri ilk defa hepimiz bir masada olacağız değil mi? Evet. Ama bu sefer masayı kimse terk etmeyecek. Ayol, bu masayı kim terk eder? Onun aklına şaşarım vallahi. Hangisinden alsam, şuradan bir tane ağzıma atacağım. Vallahi atacağım. Çok güzel oldu hepsi. Hadi bakalım. Topla da kıyafetlerini. Gel aşağıya. Tamam. Beliz. Efendim baba? Kızım, bugüne kadar ben senden hiçbir şey istemedim. Ama şimdi senden bir şeyler istiyorum. Evet baba. Zeynep'e lütfen iyi davran, olur mu? Bunu söylemek için mi geldin? Yok kızım, öyle şey olur mu? Ben sadece seninle konuşmaya geldim. Yani yeni bir başlangıç yapıyoruz demek için geldim. Bak, ben kimsenin bu başlangıcı bozmasını istemiyorum. Çünkü ben bu evde hiç kimsenin mutsuz olmasını istemiyorum kızım. Artık bu kavgaları geride bırakalım ve yeni bir sayfa açalım, olur mu? O mu söyledi? O mu benimle konuşmanı istedi? Bak kızım, her şeyin altında bir şey arama. Senden rica ediyorum. Lütfen Zeynep'e iyi davran. Annesi babası yok. O şu anda yapayalnız bir kız. Senden tek bir şey istiyorum. Ona kardeşin gibi davran, olur mu? Benim bir tane kardeşim var baba. O da Yiğit. Ona da gelsin, babası babalık etsin. Daha iyi olur. Hem sence nerede babası? Beliz, nereden çıktı bu soru? Hayatımdaki tüm kırık parçaları tamamlıyorsun. Tamir ediyorsun. Sence nereden çıktı baba? Bildiğim bir şey mi var kızım? Sizin bildiğiniz bir şey var mı? Hani bu evde hiçbir şey gizli saklı kalmayacaktı? İyi ki karşılaştık Ege. Yalnızlığımı unutturan tek kişisin. Evet baba, sen cevap ver. Zeynep'in babası sandığı kişi değilmiş. Sence bunu konuşmamızın zamanı gelmedi mi? Sen ne diyorsun Melis? Zeynep'in babası sandığı kişi değilmiş diyorum. Bunu neden konuşmuyoruz? Nereden çıktı şimdi bu? Yani sen neden sinirlendin ki baba? Bak, doğruluğundan emin olmadığın bir bilgi sadece basit bir düşüncedir. Ama bu ağızdan çıkmaya başlarsa adı iftira olur kızım. Ben kimseye iftira atmıyorum. Ben annemle tartışırken sizi duydum. Bak kızım, bu asla seni ilgilendiren bir mesele değil, tamam mı? Lütfen kapat bu konuyu. Ha, bana yalan söyle diyorsun yani baba.
avukatlar sadece adaletin yerini bulmasını sağlamaz. Gerçekleri de ortaya çıkarır derdin. Ne oldu şimdi? Niye üzerine örtüyoruz bu gerçeği? Melis, bunu hukuk fakültesini kazanırsan oturup yeniden konuşuruz seninle. Sana yalan söyle demiyorum. Elinde yeterli delil yoksa dava açamazsın diyorum. Ama delil toplamak da senin işin değil. Sen oturup kendi işine bak. Derslerine bak. Hayatınla ilgilen, tamam mı? Bu meseleyi de fazla kurcalama. Eğer kurcalamaya devam edersen sonuçları hiç beklemediğim bir şekilde ağır olabilir. Bakalım. Bakalım sonuçları kimin için ağır olacak? Bakalım Zeynep Hanım öğrenince ne olacak?